Sır tesellisi. İnsanın başına gelen olumsuz olayları kendi gibi aciz insanoğluna sayıp dökmesi, Allah'ı kullarına şikayet etmek anlamına gelirken, belki aynı cümlelerle elini ve içini Rabbine açıp başıma şunlar geldi diye serzenişte bulunması dua yerine geçer. Allah'a iç döküp yakarmak oldukça kıymetli, aciz insanları halinden şekva etmekse günah sayılmıştır. Yaşadıklarının anlamını çözebilmek, yanlışlarını görebilmek ve musibetin hikmetine erebilmek niyetiyle insanın bunlar neden hep benim başıma geliyor, neden hep beni buluyor diye Rabbinden sual etmesi sevap kazandıran bir tefekkür amelesiyken, aynı cümleleri kendisine haksızlık edilmiş bir insan edasıyla şikayet duyguları üzerinden kurması Rabbe itiraz ve kadere isyan anlamlarına gelmektedir. Rabbimiz musibetlerle insana esasında rahmet indirmektedir. Ancak insan rahmetin bu alışılmadık şeklinden hoşnutsuzluk duyar. Başa gelenlerden şikayet etmek, onu bize yaşatandan şikayetçi olmak demektir ki bu da kaderin, yani kaderin sahibi olan Rabbimizin tenkit edilmesidir. Bazen musibetin kendisi nimettir. İsyan, itiraz ve şikayetlerle bu nimet azaba döner. Bazen de musibetlerin sonucunda insanı bekleyen nimetler vardır. Yine şekvalarla neticedeki nimetler yok olur, hatta kederlerle çevrilir. Kaderi tenkit etmek, onu eleştirmek, kişinin sıkıntısını hafifletmez. Olsa olsa mukavemetini azaltır ve dolayısıyla başa gelen musibetin var olan acısını arttırır. Edeb-ül Dünya ve Din eserinin Sabır ve Tahammülsüzlük bölümünde Maverdi der ki, musibetleri kolaylıkla atlatmanın ve acıları hafifletmenin yolları vardır. Tahammülsüzlük, musibetlerden doğan acıları daha da arttırmaktadır. Musibetler karşısında sabırlı ve metanetli davrananlar, onların etkisinden daha çabuk kurtulabilir. Nimetler şükürle fazlalaştığı gibi, musibetler de şekva ve şikayetle çoğalır. Zira şükür, bir kıymet bilme ve memnun olma tavrıdır. Üzerindeki nimetlerden memnun olan ve onu doğru değerlendiren birine o nimet arttırılarak verilecektir. Şükrün zıttı olan şekva ise bir kıymet bilmeme halidir ve nimetin kaybedilmesine, musibetlerin etkisinin fazlalaşmasına sebebiyet verir. Şükür ve hamd, musibetin azalmasına bir vesiledir. Peki musibete şükür nasıl olacak? Musibete şükrün birinci boyutu, şükrün tam zıttı olan isyan ve itiraza girmemek, ikinci boyutu daha da kötüsünün yaşanmadığına memnun olmak ve verilenin eziyetten ziyade bir armağan olduğunun bilincine varmaya çalışmak, üçüncü boyutu ise getireceği yüksek sevaplar cihetiyledir. Tebe-i Tabi'nin büyük alimlerinden İbn-i Mübarek'in şu sözü manidardır. Musibet önce birdir, ağlayıp sızlanma sonucunda ikiye çıkar. Şöyle ki, birinci musibet başa gelen neyse odur. İkinci musibetse şekva ederek sızlanma sonunda o musibetin mükafatının elden gitmesidir. Kaderi eleştirmek bir yandan da onun sahibi olan Rabbimizden uzaklaşmaya sebebiyet verir ki, en muhtaç olduğumuz zamanda en ihtiyaç duyduğumuz destekçiden kopuyor olmamız acılarımızı büyütmekten başka hiçbir işe yaramaz. Rabbimizin kulu olması hasebiyle merhamete her insanın liyakatı vardır. Ancak bu liyakat isyan ve itirazlarla azalır, hatta kimi zaman yok olur. Merhamet ona ihtiyaç duyduğunun farkında olup merhamet sahibini dışlamayanlara yönelir. Şekva ve şikayetle yaşayan insanlar kendilerindeki merhamet ihtiyacını görmezden gelmekte, kendilerini merhamete değil azaba odaklamakta ve adeta musibet üzerinden başka bir musibetin duasına çıkmaktadırlar. Mesnevi 5. ciltte bize şu dersi verir. Yoksul bir derviş Herat'ta Horasan Amidi'nin süslü püslü kölelerini gördü. Köleler Arap atlara binmiş, altın sırmalı elbiseler giymiş, daha başka süslerle süslenmişlerdi. Derviş, bunlar hangi beylerdir, hangi ülkenin padişahlarıdır diye sordu. Ona dediler ki, bunlar bey değil, Horasan Amidi'nin köleleridir. Yoksul derviş kalbinden geçen, Allah'ım
Kula bakmak nasıl oluyormuş, bak da Amit'ten öğren cümlesine engel olamadı. Derviş çıplaktı, yoksuldu, yiyeceği yoktu. Kışın soğukta tir tir titriyordu. Elinde olmaksızın böyle bir cürette bulundu. Nihayet günün birinde padişah Amit'in bazı işlerinden rahatsız oldu ve elini ayağını bağlatıp onu zindana attı. O süslü püslü kölelere de efendinizin hazinelerinin yerini söyleyin diye türlü işkenceler etti. Gece gündüz çekilen işkenceler neredeyse bir ayı buldu. Fakat tek bir köle bile efendisinin sırrını söylemedi. Konuşmayacağı anlaşılan kölelerin hepsi paramparça edilerek öldürüldüler. Yoksul derviş uykudayken ötelerden şöyle bir ses işitti. Ey kendini derviş zanneden kişi, gel sen de kul olmayı Amit'in kölelerinden öğren. Rabbimizin tabiat aracılığıyla bize verdiği tesellilerden biri settariyet hakikatidir. Settar bir esmadır. Örtmek manasına gelir. Yerin örtüsü vardır. Bitki örtüsü dediğimiz. Bitkilerin örtüleri vardır. Bakınca içini değil dışını gösteren. Meyvelerin örtüsü vardır. Buna kabuk adını versek de. Ağaçların örtüsü vardır. Çıplak ağaç yoktur. Hayvanların örtüsü onların derileri ve kürkleridir. Ambalaj sektörü insan ürünlerini bile settariyet perdesi altına almıştır. Bu teknolojide de böyledir. Hiçbir cihazın içerisi dışarısında değildir. Her arabanın kaportası, her televizyonun kutusu, her yazılımın bir donanımı vardır. Dünyada elbisesiz dolaşan insan yoktur. Evde insanın başka bir örtüsüdür. Bu da yetmez, perdeler evin başka bir örtüsü olur. Kur'an'ın tabiriyle eşler birbirinin örtüsüdür. Beden insanın örtüsüdür. Biz bir insana baktığımızda onun böbreğini, midesini, damarlarında akan kanı göremeyiz. Çünkü arada beden örtüsü vardır. Settar ismi bütün kainatı kuşatmış, parça ve bütün her şeye sinmiştir. Musibet karşısında settariyet kanunu insana gereksiz detayları bırakmasını, teferruatlara perde çekmesini, kederini kaynaştırıp birliğe erdirmesini salık vermekle kalmaz, aynı zamanda şunu söyler. Acını önüne geleni açıp ucuzlaştırma, acını soyundurup utandırma, Rabbinle arandaki bu özel ilişkinin mahremiyetini onu saçıp dökerek ihlal etme, onu ört. Onu bastırma ama ört. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle ilk şereflendiği gün evine döndüğünde beni örtün, beni örtün demesini hatırla. Toprak nasıl ki örttüğü basit nesneleri ağaç olarak, meyve olarak netice veriyorsa, acılarımız da gönlümüzdeki örtük yerde durduğu müddetçe büyük imkanlara ve mükafatlara dönüşecektir. Derdini sevgiliye bile duyurmamayı, hatta kendi gönlünden bile perdelemeyi salık veren Baki, ne hoş bir sada daha bırakmış. Sabreyle Dila, derdini canane duyurma. Can içre nihan eyle, veli cane duyurma. Zinhar sakın mey yerine kanın içerler, keyfiyetin ol gözleri mestane duyurma. Esrarını keşfeyleme, tahsili mizacit. Nuş eyle mey-i nabı, hakimane duyurma. Sofi gelecek, açma sakın aşk hadisin. Dana değil isen sırrını nadana duyurma. Yakup sıfat, Baki'yi, ol Yusuf-i Sani, hun içre komaz, kıssayı ihvana duyurma. Üzgün olduğunuzda kalbinize bir bakın. Aslında mutluluğunuz olan şeye üzüldüğünüzü göreceksiniz. Halil Cibran.